Bugün aramızda Fatma Hanım ve Semra Hanım var. Onlar biliyorsunuz 13 yaşındaki kızı ve torununu aramak için stüdyomuzdaydılar Cuma günü. Efendim, Berfin, Berkay ve Batuhan bulundular. Size şöyle söyleyeyim. İlk bana fotoğrafları geldi. Ya öncelikle gözünüz aydın. Çok teşekkür ederim. Sonra şöyle söyleyeyim. Bunlar birer bebek. Yani sizin torununuzla, sizin kızınızla, hani 13 yaşında ya. Bir de böyle ufak da tefekler bildiğiniz, şimdi evet. Yüzlerini göstermeyeceğim ama özellikle röportaj yapmış arkadaşlar koymuşlar, bir şey demedim. Çünkü yani izlemenizi istiyorum. Nasıl küçükler, nasıl küçükler ve nerede bulundular biliyor musunuz? Tokat Zile'de. Yani inanılmaz bir şey. Tüylerim evet. Diken diken oluyor. 5 gün boyunca biliyorsunuz ailesi çocuklarını aramak için stüdyomuzdaydı. Bir kere çok teşekkür ediyorum Tokat'ta yaşayan izleyicilerimize, Zile'de. Onların dikkati ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Çocuk Şube'ye ayrıca teşekkür ediyorum. Onların dikkati ve özeni sayesinde sağ salim çocuklar ailelerine teslim edildiler. O kadar küçükler ki, yani keşke sizlere fotoğrafını gösterebilsem çocukları. Ya bunu şunun için söylüyorum. Şöyle şaşırtıcı bir durum. Hani o yaştaki çocuklara dediğim gibi hani benim için bakkala bile gidemeyecek durumdalar. Evet. Kalkıp buradan Tokat'a kadar gitmişler. Zile'ye bir de üstelik. Şimdi bana desen ki Tokat Zile'ye git. Nasıl gideyim diye ben böyle bir 5 saat düşünürüm yani. Biz de düşündük. Değil mi? Nasıl gitmişler? Biz de düşünüyoruz ama. Ama önce isterseniz bantları izleyeyim. Tabii ya çok dikkatli ve özellikle çocuklar konusunda çok hassas olmak lazım. Biliyorsunuz Cuma günü yayınımızda Batuhan'ın bir oto yıkamacısının önünde çekilen sosyal medyadaki fotoğraflarından bahsetmiştim. Hatta demiştim ki gidin bakın bakalım orada falan yatıyor olmasın bu çocuklar. Arkadaşlar yayından sonra oraya gittiler. Orada çalışanlar da dediler ki evet bu çocuklar buraya geldi. Güvenlik kamerası görüntülerini de bulduk çocukların oraya gittiğine dair. Ve çocuklar Tokat'a gideceklerini söylediler dediler. Bunun üzerine biz Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nü aradık. Dedik ki bakın hani 3 tane çocuk var kayıp. Bizim buradan edindiğimiz bilgiye göre Tokat'a gelmiş olabilirler. Hemen orada Tokat'ta da alarma geçti çocuk şube. Ve ev aramak için orada gitmişler bir ibadethanede kalmışlar. Gittikten sonra bu kayıp oldukları zaman içinde. Ondan sonra da ev bulmak için, ev kiralamak için bu 13 yaşındaki, 17 yaşındaki 3 tane çocuk. Ev kiralamak için dışarı çıktığında vatandaşlarımız hemen fark ediyorlar. Zaten gerçekten polis de evet. Alarma geçmişti çocukları bulabilmek İstanbul'dan için. İstanbul'dan götüren garip diye bir onu var. Söyleyeceğim, ona da geleceğim. Polis de alıyor, götürüyor hemen karakola. Sonra işte ailede bizden aldı haberi falan malum o bantları izleyeceğiz. Allah'a şükürler olsun. Bu alkışlar Tokat'a. Yine tekrarlayayım. Fakat sonrasında öğrendiklerim yine kanımı dondurdu. Bu çocuklar Garip adında 44 yaşında biriyle tanışıyorlar İstanbul'da. Batuhan'cığım bana da sosyal medyada ben götürmedim ablam demişsin. Ablacığım benim için sen de zaten sen de çocuksun. Sen de 17 yaşındasın. Seninle de özel olarak ayrıca ilgileneceğim. 44 yaşında bir adam, çünkü bunlar otobüsle gitmişler. Bu adam evet. Bunları almış, otobüsü bindirmiş götürmüş. Şimdi biz o garibe ulaşamadık. Sonra o garip de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış. Evet. Fakat yani burada herhalde bir karışıklık oldu. Herhalde sayın savcımıza gerekli bilgiler gerektiği gibi iletilmedi. Bir problem oldu ki serbest bırakıldı. Bence aktarılırken bir sıkıntı olduğunu evet. Düşünüyorum. Çünkü ben savcımızın kesinlikle bu adamı serbest bırakacağına inanmıyorum. Bırakmazdı ama bir bilgi aktarımında bir problem oldu. Ya çocuklar ilk gittiklerinde böyle saçma sapan korkudan evet, ifadeler evet. Vermişler. Evet, çok onlar baz alındı önce. Öyle. Ama siz şikayetçi oldunuz. Evet, siz şikayetçisiniz. Olduk. Ben de kamu adına şikayetçiyim. Sen kimsin de alıyorsun elin 13 yaşındaki çocuğunu buradan otobüse bindirip Zile'ye kadar götürüyorsun. Ay biz bu otobüs. Bir de hangi niyetle? Çocuğu, evet. Bu yaştaki 3 tane çocuğu hiçbir şekilde ne bir abi olarak ne bir büyük olarak ne bir koruma olarak aldım götürdüm demenin mantıklı izahı olamaz. Bir de bir şey söyleyeceğim Rami Bey. Çok açık ve net söylüyorum. Buradan da sayın savcımıza sesleniyorum. Bende bilgisi yok bulamadım. Eminim emniyette vardır. İfadesini vermiş çünkü. Vallahi bu yaşta çocukları alıp da İstanbul'da alıp ondan sonra ailelerinin yanından anneleri babaları olduğunu bilip
alıp da kilometrelerce uzağa Zile'ye kadar götüren adamın niyeti çok açık ve nettir. Evet. Evet. Burada daha iyi bu, niyet aranan. Daha bu yani aranmaz. Tartışma bile kabul etmem buradan. Katiyen iyi niyet aranmaz. Katiyen burada kesin olarak kötü niyetlerle kim şu anda bizi izliyorsa ilgili sayın savcıma da aynı şeyi duyurmak istiyorum. Burada her türlü kötülükle karşı karşıyayken bu çocuklar büyük bir tehlikenin önünden bulunup emniyet birimleri sayesinde ailelerine teslim edilmişlerdir. Biraz geç kalınsaydı şu anda başka türlü üzüntü içinde olacaktık. Niye 44 yaşında bir adamın 13 yaşında çocukla ne iş var Allah aşkına? Bırakın millet yabancı... kendi çocuğuna bakamıyor. Ve çalışmaktan etmekten kendi de, çocuğunu bir ne münasebet yani? Olabilir. Bırakın bir yabancıyı. Nasıl kabul edilir? Bu ailelerin bir tanıdığı dahi olsa, 40 yaşında, 44 yaşında bir tanıdığı dahi olsa, ben kalkıp bunları korumak için aldım götürdüm, tanıyorum, uzaktan yakından akrabasıyım, abisiyim, demenin dahi geçerli tarafı yok. Hani biz otobüs böyle firmasına bile şaşırdık. Böyle bir izahatın dahi gerekçesi olamaz. Biz firmadan da şikayetçiyiz. İzahatı olamaz yani. Firmadan hayatım, firmaya da benim işte çocuklarım falan dedi. Kimlik numarası veriyorsunuz. Normalde bizler bile kimlik numaramızı vermeden bilet alamıyoruz. İşte o küçük çocukları demek ki yeğenim o dedi aldı. Bilmem ne o dedi sormadı. Şey o gitti aldı biletleri O adam falan. Biletleri o aldı. Almış. O adam işte benim yeğenimdir, kardeşimdir, oğlumdur, tabii çocuğumdur nerede? Falan tabii, diye. Oradaki otobüs firması da koskoca adam kılıklılığındaki birini görecek karşısında. Kalktı onlara itimat etti, güvendi. Biletlerini de verdi ve ilgilendi. Çünkü diğerleri küçük, kimlik sorulabilecek gibi falan değil. Buyurun bayağı yani. Küçükler ya. Buyurun yani. Yani. Hani 13 yaşında bazen iri yapılı falan çocuklar evet, oluyor evet, ya. Evet fazla gelişmiş bunlar oluyor. Bunlar bildiğin 8-9 yaşında evet. Çocuk gibi yani. Almış sen bunları. Hani Batuhan da bakmayın 17 yaşında ama onun da suratına baktığın zaman o da küçük zaten. Almış bunları Tokat Zile'ye ne güzel götürmüş. Terbiyesiz. Yani... Bu adamın ben bir an evvel yakalanmasını ve hakkında İnşallah. Bu çocuklarla ilgili İnşallah. Gerekli işlemin yapılmasını istiyorum. Demek ki bu da böyle aramızda işte patlamaya hazır gezen bombalardan biri. Ben Garip Bey sizi tanımam. Tanımak da istemem zaten. Allah da tanıştırmasın. Siz bu çocukları kardeşim alıp götüremezsiniz yani. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Kimse kimsenin çocuğunu alıp götüremez. Müge Hanım, Garip Bey zaten tuhaf biriymiş. Gece diyor çocuklar anlatıyor. Gece diyor biz diyor yatarken... Hani hesap edin. Anla. Hayatım işte ben de söylüyorum artık daha yani, açık ne kadar söyleyeyim yani. O 17 yaşında olan çocuğumuzun yanına girmiş yapmış bu adam. İşte yatar. Bu adam. Evet. İşte yani düşündüğümüz şeyler. El altından söylenmeye çalışan zaten evet. Bu. Hani anlatmak istediğimiz bu zaten. Yani bizim korkularımız hep buydu. Biz hani 3 günü geçtikten sonra hani biz canlarından endişe ettik çocuklarımızın. Vallahi hayatım olabilirdi. Biz şeker toplamaya çıkan yani, çocukları da böyle aradık yani. Evet. İşte orada da koca adam işte onlara şeker vereceğim evet. Bahanesiyle evine davet etmemiş miydi? Evet. Aynı şey. Evet. Bu da alıp sizi evet. Toka... Bir de yani iş bulmaya, ev bakmaya çıkıyorlar o bulundukları yerden. Onların niyeti oraya yerleştirmek. Bu adamın niyeti. Tabii o da onlarla oturacak orada. Çocukları oraya yerleştirecek. Ne düşüncesi varsa o her türlü emellerine alet edecek. Aynen. Yani öyle Allah, geçici olarak kardeşim. Da değil. Kardeşim de demeyeyim sana ne diyeceğimi de bulamıyorum kusura bakma. Buradan da sayın savcımıza bir kez daha olayı net bir şekilde aktarmak istedim. Dediğim gibi eğer doğru bilgiler çünkü çok hızlı oldu her şey. Hani çocuklar devreye girdi sosyal hizmetler çocuklar isimlerini yanlış söylediler farklı pek o kişinin adı da geçmemiş evet. Olabilir orada. Eğer sayın savcımız şimdi daha net öğrendi inanıyorum ki... Yani benim için valla kimse kusura bakmasın 44 yaşında bir adam eğer 13 yaşında 17 yaşında 3 tane çocuğu alıp şehirler arası götürüp bir yerlerde barındırıyorsa. Burada iyi niyet aranmaz. Tek kelimeyle. Çeksin cezası. İyi niyetin iyi harfi aranmaz. Yani aslında şimdi onun adını da söyleyeceğim evet. De hadi gene tutuyorum evet. Kendimi. Evet. Terbiyesiz, ahlaksız ne diyeyim yani. Ya burada yapılacak çok bellidir. Polise gideceksiniz. Diyeceksiniz ki böyle üç hayatım, tane çocuk o almış. Var. O evet. Götüreyim sizi Tokat'a diye teklif eden o. O adam yani. İlk günden itibaren hayatım, planlı sen o zaman. Yani Tokat'la sizin bu çocukların yok, hiçbir bağı yok. Hiçbir bağı yok. Yok. Garip denilen kişinin yanına tamam, götürüyor yani. Çocukları. Batuhan götürüyor çocukları oraya. Batuhan da suçlu. Bir gece çocuk ama. O da küçük hayatım. Tokat'ı Batuhan biliyor mu daha evvel? Bilmiyorum orasını bilemem. Batuhan...
Onunla ben ailesiyle de görüşmüyorum. Ben hatta ikisinden de yani şikayetçiyim. Ben Batuhan da isteyemem bir zamanlar. Çocukların elini, hani Berkay'ın elindeki telefonu sattırıyor İstanbul'da. Satıyorlar. İlk önce Berkay'ın kim satmış? Bir gece İstanbul'da yatırıyorlar. Ertesi günü de çocuklar gitmek istemiyor. Siz diyorlar birkaç gün işte aileniz şimdi sizi size kızar. Birkaç gün sizi ben Tokat'a götüreyim. Benim orada evim var diyor. Sonra diyor geri getiririm diyor. Merak etmeyin diyor. Ya bu nasıl bir ondan nasıl? Sonra çocukları bilet alıyor. Alıyor Tokat'a götürüyor. Bir baraka gibi orada memurlar bana anlattı. Ablacığım diyor hani affedersin diyor. Hayvan bağlasan durmaz diyor. Öyle berbat bir yerde diyor. Yerlere yatmışlar böyle taşlara evet. Falan yatmışlar. Eşya meşya yok götürdüğü yerlerde. Çocuklar böyle taşların biz burada kalmayız yatmış. Deyince diyorlar ki Batuhan'a biz iş bulalım. Batuhan bir kafede çalışsın. Çıkalım ev arayalım. Ev aramaya çıktıklarında bir de akıl veriyorlar çocuklara. Size biri bir şey sorarsa siz ikiniz kardeşsiniz. Biriniz Merve, biriniz Emre. Yalnız şunu unutuyorlar çocuklara. İşte baba isimleri, soyadlarını unutuyorlar. Çocuklara sadece öyle akıl veriyorlar. İşte birinizin adı Emre, birinizin adı Merve. Tabii çocuklara ayrı ayrı babalarının, annelerinin isimlerini sordukları da kendi anne babalarının isimlerini evet. Farklı farklı veriyorlar. Hadi bir izleyelim. İki tane çünkü bandımız var. Yani çocukların sağ salim başlarına üçünün de bir şey gelmeden bulunmasına çok Allah sevindim. Allah razı olsun. Siz tabii Batuhan daha büyük olduğu için ona kızgınsınız ama benim gözümde o da çocuk. Benim gözümde değil, kanunun gözünde de, tabii. Toplumun gözünde de. O da kandırılmış bir çocuk. Bir izleyelim. Türkiye günlerdir kayıp çocukları konuştu. Her şey Semra Hanım'ın 13 yaşındaki kızı Berfin Nazlı'nın kaybolduğu bilgisini vermesiyle başladı. Sırra kadem bastı, bir anda yoklar yani. Pazartesi gününden beri dağ tepe dolaşıyorum. Anne kızının mahalleden bazı kişilerle görüşmesini istemiyormuş. O yüzden de Berfin'le sorunlar yaşıyormuş. Kaybolan sadece küçük Berfin değildi. Aynı yaştaki arkadaşı Ömer Berkay da yoktu. 28 Mayıs pazartesi günü anneannesinden arkadaşım Berkay geldi merdivenlerde oturabilir miyiz diye izin istiyor. Anneannesi de izin veriyor. Fakat merdivene baktığında Berfin'i göremiyor. Evet. Siz de akşam 18'de eve geldiğinizde kızınızın ortada olmadığını öğrenmişsiniz. Berkay'ın evine gitmişsiniz ama Berkay da yok ortada. Evet. 17 yaşındaki Batuhan İstanbul Avcılar'dan iki çocuğu alarak ortadan kaybolmuştu. Birer çıktı alıp çocukların resimlerini koyarak bütün Avcılar, Ambarlı sahil, otobüs durakları... Bütün her yere dağıttım. Yaşları küçük ve savunmasız olan çocuklar beş parasızdı. Başlarına gelebileceklerden habersiz bir şekilde evlerinden gitmişlerdi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı kayıp üç çocuğun bulunması için herkesi seferber etti. Olabilir, yardım etmek istemiş olabilirsiniz. Yapmanız gereken hemen arayıp çocuklar burada demeniz. Şimdi bizim izleyicilerimiz de bulurlar onları İnşallah. Başlarına kötü bir İnşallah. İş gelmeden. Tek bir detayı dahi atlamayan ekiplerimiz kayıp Batuhan'ın sosyal medya hesabından Esenyurt'ta bulunan bir oto yıkamaya sık sık gittiğini tespit etti. Üç çocuk kaybolduktan bir gün sonra oto yıkamaya gitmişti. 16 dakika boyunca oto yıkamada kaldılar. Çıkarken de Tokat'a bir arkadaşlarının yanına gideceklerini söylediler. Üç çocuk arkadaşlarıyla birlikte bir süre İstanbul'da bulunan bir ibadethanede kaldı. Sonra da otobüsle Tokat'a gittiler. Sıcak bilgilere ulaşan ekibimiz Tokat Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Kayıp çocuklar Tokat'ın her yerinde aranmaya başlandı. Polis ev kiralamak için çıktıkları bir anda çocukları kısa süre içerisinde buldu. Nereden geliyorsunuz siz? İstanbul mu? İstanbul. Eminsin değil mi İstanbul olduğunu? Tamam. Ya şunlara bakar mısınız? Yani gerçekten o kadar küçükler ki yani... Ben birazcık yönetmenim gösterir misin? Nereden geliyorsunuz diye başta soruyor polis. Yani sizin ikinizi hele şu anda daha iyi anlıyorum. Hadi. Küçücükler. Bakar mısın? Ufaklar. Şuna bakar mısın? Bildiğin bebek yani. Evet. Resimleri evet. Geldiğinde zaten ben şok geçirdim. Ben? Tepeden. Oh. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aa Müge
Yavrum çok zor. Tamam tabii tabii tabii. Tabii gider alırız. Yavrum. Çok sevin. Allah sana istediğini. Allah sizden razı olsun. Ne muradınız varsa versin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Amike Hanım bana bütün dünyaları verdi böyle. Ağlama bak abinle ablanı buldu. Senin duaların kabul oldu gördün mü? Gel, gel. Ağlama. Şu anda havalardayım. O kadar mutluyum ki evladıma kavuştum. Allah ne muradı varsa versin Müge Hanım. Çok uğraştınız ve çocuklarımızı buldunuz. 5 gün sonra yavrularının sesini duydular. Yavrum, kuzum seni çok özledim. Ben seni özledim. Baran nasıl? İyi anneciğim, Baran iyi. Çok sevindi annem. Şimdi o da gelecek birazdan. Berkay yavrum. Efendim babacığım. Sağlığını duydum. Gel de görüşeceğiz hadi yavrum. Endişenin yerini artık sevinç almıştı. Bulunan 3 çocuk Tokat Çocuk Esirgeme Kurumu'na ait evlere götürüldü. Neden kaçtın evden? Hı? Neden kaçtın? Sen neden kaçtın? Sen neden kaçtın? Bir dakika izin verir misin? İlk açıklamayı da il müdürü Mahmut Özdemir yaptı. Savcımızın talimatıyla çocuklarımız çocuk evlerine, sitelerine yerleştirmek üzere gönderildi. Şu anda çocuklarımız sağlık durumu iyi. Çocuklarımız bizlere emanet. Aileleri geldiği zaman aileleriyle görüşeceğiz. Gereken olan her şey devletimizin istediği şekil üzere devam edecektir. Güzel haber üzerine çocukların aileleri Tokat'a doğru yola çıktı. Evet efendim, Tokat'a doğru yola çıktılar ve İşte o miniklerin aileleriyle buluşma anı. Bunu galiba hepimizin çocuklarımıza evet hata yapabilirsin. Yani ceza alacaklarını bilmeliler aslında. Hatanın cezası vardır. Çünkü bu hayatta da böyle. Evet. Çocukken de bunu öğrenmeliler. Ama çocuklar şunu bilmeliler. Eve geç kaldıklarında ya da yani evet yani geç kaldılar istenmedik bir yere gitti. Eve tekrar geri dönmelerini, geri dönmeleri konusunda tekrar onları evimize alacağımızı bilmeliler. Bunu akıl edemiyor bu yaştakiler. Kesinlikle. Eve geç kaldım şimdi tamam artık bitti hayatım. Bir tane adam sizi nereye götüreyim dese takılıyorlar işte kötülük problem burada başlıyor zaten. Demek ki çocuklarımıza bunu böyle sürekli anlatmamız lazım. Burası senin evin. Evet hani şöyle şöyle kuralların var ama işte evine dönebilirsin. Evine dönmelisin. Berkay sormuş demiş acaba Berfin demiş bizim ailelerimiz bizi arar mı? Berfin de demiş ki annem demiş ikinci günü demiş çıkar Müge Anlı da arar bizi demiş. Canım benim ya. Bakın izleyelim o buluşma anını.